Sanırım 1934 yılında derneğin kapatılma niyetleri üzerine bir grup derneğe sahip çıkarak bir mecrada yeniden örgütlenme çabasına giriyor. Bu konuyu biraz açar mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türk Ocakları 1912'de resmi tabii kuruluşu kabul ediyor. 1931'de bu kapanış hadisesi gerçekleşiyor. 1931'de Türk Ocakları olağanüstü bir kongreye gidiyor. Olağan kongre dışında olağanüstü kongreye gidiyor. Ve bu olağanüstü kongrede Türk Ocakları kendini feshettiğini, kendini kapattığını ilan ediyor. Tabii burada kapatılmanın arkasında tabii ki farklı dönemin siyasal koşulları etkilidir. Yani olaylara biz bugünden bakarsak yanılırız. Yani her olayı kendi döneminin siyasal, sosyal ve ekonomik şartları içerisinde değerlendirmemiz lazım. Evet, çok doğru. Yani bugünden baktığımızda geçmişte yaşanan bir olaya ya bu niye böyle olmadı, şöyle yapılsaydı olmaz mıydı gibi bir yorum getirmemiz çok doğru bir yaklaşım olması. Tabii bu 1931'de yaşanan Türk Ocakları'nın tabii kapatılması diye lanse ediliyor ama Türk Ocakları kendini feshetmiştir. Ki bu daha sonraki süreçte de zaten 1954 sürecinde tekrar yani çok partili siyasi hayata geçilmesi sürecinde bir sorunu da beraberinde getirmiş. Şöyle olmuş, 1931'de Türk Ocakları bütün mal varlığıyla beraber kendini feshetmiş ve bu mal varlığının tamamı da dönemin siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'na devredilmiştir. Hatta 1954'te Hamdullah Sübki Tanrıver öncülüğünde tekrar Türk Ocakları açıldığında bu mal varlığının geri alınması konusunda bir takım çalışmalar yapılmış ama bunda Türk Ocakları kendi kendini feshettiği için bir başarıya ulaşılamamıştı. Tabii 1931'de böyle bir olayın yaşanmasına tabii dönemin dediğimiz gibi sosyal, siyasal ve ekonomik şartlarını göz önüne almamız gerekiyor. Bununla ilgili Ruşen Eşref Ünaydın'ın aktardığı bir şey var, Atatürk'ten naklettiği. Atatürk Hamdullah Sübki Tanrıöver'le tabii defaten görüşüyor bu konuyla alakalı. Yani bu doğrudan devletin işte biz kapattık dediği bir genelgeyle ya da bir tamimle olmuyor. Bu süreçte Hamdullah Sübki Tanrıöver Mustafa Kemal Atatürk'le defaten görüşmüşlerdir, konuşmuşlardır. Ruşen Eşref Ünaydın o dönemle ilgili şöyle kısa bir şey aktarıyor. Diyor ki Atatürk'ün bu konuyla alakalı şöyle bir açıklama yaptığından bahsediyor Ruşen Eşref. Atatürk şöyle diyor, milletlerin tarihlerinde bazı devirler vardır ki muayyen maksatlara ulaşabilmek için, erişebilmek için maddi manevi ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya getirmek ve aynı istikamete sevk etmek lazım gelir. Yani Atatürk bu durumu böyle izah ediyor. Yani biz bütün güçlerimizi, sahadaki bütün işte argümanlarımızı bir araya getirerek tek bir çatı altında toplamalıyız diyor. 1931'den sonraki bu olayda feshedilme olayından sonra dediğimiz gibi Türk Ocakları'nın bütün şubeleri kapanıyor. Mal varlıkları yani binaları, arsaları, işte mal varlığı, maddi manevi ne varsa bunlar Cumhuriyet Halk Fırkası'na devrediliyor ve daha sonra akabinde açılan halk evleri bu anlamda bu süreci devam ettiriyorlar. Tabi burada etkili olan teamüllerden biri de ki bununla ilgili pek çok akademik yazı, makale görülebilir, bakılabilir, vardır. Bu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kısa bir dönem ortaya çıkması hadisesiyle beraber tabi bir takım sıkıntılar yaşanmış. İşte ne olmuş? Mesela Türk Ocaklılardan işte ismen bildiğimiz popüler isimlerden Reşit Galip, mesela Reşit Galip Rey, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimler Serbest Cumhuriyet Fırkası'na geçiyorlar. Yani Türkiye'nin malumunuz ilk çok partili siyasal hayata geçiş denemesidir bu dönem 1930'lar. Ama bu farklı sebeplerle devam ettirilmemiş. Devletin kendine göre haklı gerekçeleriyle bu süreç devam ettirilmedi. Ama 1949'da artık tek parti döneminin sona ermesiyle
İstanbul'da Türk Ocakları yeniden faaliyete geçiyor. 1949 yılında çok partili hayata ikinci denemede tekrar geçiyor. Ve 12 Eylül darbesinde Türk Ocakları diğer bütün sivil toplum kuruluşları gibi Türk Ocakları da haliyle kapatılıyor. 1983'te tekrar faaliyete geçiyor ve 83'ten bu yana da hala faaliyetlerini devam ettiriyor.